Mehmet Volkan Bozkır konuşmasında hangi konuları öne çıkardı? Bakan Bozkır Avrupa'daki 3 önemli sorunu tırnak içinde depremi sıralayarak konuşmasına başladı. Bunlar ekonomik kriz, sığınmacı krizi ve terörizm. Bu 3 sorunun Schengen, Euro ve Avrupa Birliği olarak sıraladığı Avrupa sisteminin sütunlarını tehlikeye attığını söyledi Bakan Bozkır. Bu büyük zorlukları açmak için Türkiye ve Avrupa bugün birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu, bu sorunların Türkiye'siz çözülemeyeceğini belirtti. Konuşmasında sığınmacı krizine geniş yer ayırdı Bakan Bozkır. Özellikle Türkiye'nin topraklarındaki 2 milyon aşkın sığınmacıya sunduğu imkanlardan detaylarıyla bahsetti. Ancak krizin bu şekilde devam edemeyeceğini, ülkelerin kapasitesinin bunu kaldırmasının mümkün olmayacağını, Suriye meselesinde artık bir çözümün şart olduğunu dile getirdi. Bakan Bozkır sığınmacı krizinde sorumluluk paylaşımına gidilmesi gerektiği mesajını özellikle vurguladı. Toplantının soru cevap bölümü İlk ilk olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği sorucu süreci soruldu. Avrupa Birliği Bakanı Bozkır 2000'li yıllarla kıyaslandığında Türkiye'de çok şeyin değişti değiştiğinden, siyasi ve ekonomik birçok alanda reformlar yapıldığından bahsetti. Ancak son iki yılda özellikle Türkiye'ye yönelik bir takım e, yanlış algılamaların oluştuğunu da oluştuğuna da dikkati çekti Bakan Bozkurt. Türkiye'deki ard arda seçim atmosferinden istifade ederek Türkiye'ye yönelik negatif algılar besleyen bir takım kesimlerin e, bu algılarını yaymada başarılı olduğunu ancak Türkiye'nin bundan sonra hayata geçireceği reformlarla bu algıların, bu yanlış algılamaların da e, kendiliğinden hızlıca e, otomatik olarak ortadan kalkacağını belirtti. E, Asker göndermeyen e, Suriye krizi soruldu. Türkiye'nin e, Esad rejimine eleştirilerini, e, bilinen eleştirini yineledi. Bakan Bozkır Esad iktidarda kaldıkça bölgede yarattığı Frankenstein'ın da varlığını sürdüreceğini e, kaydetti. E, Suriye'de bir güvenli bölge kurulması gereğini tekrar vurguladı. Sığınmacı krizinin içinden daha da içinden çıkılmaz boyutlara erişmesini önlemenin tek yolunun bir güvenli bölge oluşturmak olduğunun altını çizdi. E, asker göndermeyen Amerika'nın bölgede yarattığı boşluğun bunun yanında Rusya'nın Suriye'de, Birleşmiş Milletler'de Suriye ile ilgili her türlü girişimi bloke etmesinin yarattığı boşluğun şimdi terör örgütleri ve başkalarınca doldurulduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya'ya bilinen ağır eleştirilerini tekrarladı. Rusya'nın hala muhalifleri hedef almaya devam ettiğini, bu, sür, bu devam ettiği müddetçe ateşkesin bir anlamının kalmayacağını, muhalefetin müzakere masasına eli zayıf oturması halinde bu müzakerelerden iyi bir netice alınmasının da mümkün olmadığını belirtti Bakan Bozkır. Güneydoğu'daki operasyonlar soruldu. Bu konuda da e, yanlış algılamalar bulunduğunu belirtti. E, HDP'nin tavrını eleştirdi özellikle parti içindeki karar mekanizmalarını etkileyen birçok e, yöneticinin PKK'nın temsilcisi olduğunu söyledi. E, PKK'nın kentleri kontrol etme girişimleri karşısında müdahale etmek zorunda kaldıklarını ancak şu anda birçok kentin teröristlerden ve silahlardan temizlendiğini söyledi. E, şimdi buralarda yeniden inşaat projeleri geliştireceklerini belirtti. Bu kentlerin halklarının hiçbir zaman terör örgütünün yanında değil hükümetin yanında yer aldıklarını vurguladı. E, hapisteki gazeteciler soruldu bunun da Türkiye yönelik yanlış algılamaları ama kampanyaların yanlış algı kampanyalarından bir diğerine bir diğer olduğunu söyledi bakan Boskurt gazetecilerin gazetecilik mesleğinden dolayı hapiste olmadıklarını yine eledi Türkiye'de canlı bir tartışma ortamı olduğundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakılmasının önüne açan anayasa mahkemesi kararına saygı duymadığı yönündeki sözlerini sordu bir katılımcı bakan Boskurt Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu herkesin anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahip olduğunu hükümetin bu imkanı sağladığını belirtti ve herkesin de bu bağlamda fikrini beyan etme hakkı olduğunu, Cumhurbaşkanının da fikrini beyan ettiğini belirtti. Kıbrıs konusunda da bir soru geldi. Aradaki iki liderin iyi bir ilişki geliştirdiklerini, geçmişe dayanan birçok tabuyu yıkma yolunda adımlar atıldığına işaret etti ve Kıbrıs meselesinde bir çözümün bu yıl önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirtti. <laughs> Bakan Bozkır'la Amerika ile PYD gerilimi, Türkiye'nin transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı müzakerelerinden beklentileri, Amerikan seçimleri ve özellikle Trump'ın açıklamalarını nasıl gördüğü gibi konuları kapsayan bir mülakat da yaptık. Bu mülakatımızı da yarın ekrana getireceğiz. Hülya Polat. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Toroğlu. Senin de söylediğin gibi AB Bakanı Volkan Bozkır, Amerika'nın sesine özel bir demeç verdi. Bu söyleşiyi yarın ekranlara getireceğiz.